This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Neden gitmiyorsun ya? Abi seni YouTube'daki kesitlerden tanıdım, şimdi buradayım. Ben o değilim oğlum. Başkası o amına koyayım. Hadi izleyelim. Bismillah. Lan bunun ilki çok iyiydi ya. Bu da güzel abi. Hadi bir daha ilkini izleyelim. Yo ben izlemedim. Bunu zaten bizden ayrı izleyenin götünü sikeyim ben be. Konuşmadık mı her şeyi beraber izleyeceğiz diye. Chat ne diyor? Anla! Abone diyor. Ben bir video çekeyim kardeş. Benim en çok sanayi abi servis. Oğlum bir kere daha bu yüzden yayınımı bölün. Sikerim belanızı. Siktirin gidin yayından izleyin ya. Tamam. Ya oğlum burada siz kimsiniz lan 12 bin kişinin önünde? Chat. Sen de bunları chat. Az bunlar az. Buna koydum. Buna koydum bu modları. Etil alkol. 3 tane videomu seviyorlar. Feryal'ı çektim. 40 bin zor izlendi. Basıyorum. Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Arabanı kiraya... Daha giriş offside ya. Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Ver. Arabanı şoföre ver. Film... Şimdi binanın... Yöneticiyim lan şu binanın. Şu binayla ben uğraşıyorum lan şu binayla. Kardeşlerim onu yapma. Onu yapanı sikerim. Hayır. 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 Tamam. Tamam hayır Cet. Sosyal medya. Benim o kadar çok işim var ki. 4 tane Ray-Ban gözlüğüm çalındı. Gidiyorum. Çerkez sokağından 10 liraya alıyorum şunu. Bak, götü yiyen çalsın. Biz Fethiye'ye gittik mesela. 2 tane havlu, 1 tane Ray-Ban gözlüğü çıktı. Benim çevremin %99,5'u vermez. Hiçbirine gider satar, gene vermez. Ben niye... Abi vallahi yanlış anlaşılmasın. Bundan 5-6 sene önce ben de bulunca ben de vermiyordum ya. Vermem yani. Ne veriyorum? Lastiğim patlar. Çoluğum çocuğumdan çıkar. Benden çıkar. Benim işim rast gitmez. Ha, önceden olsa hiç vermezdim. Direkt satardım. Artık Allah korkusu var. Bir de namaz oruca başladık ya. Namaza hiç gitmiyorduk. Ben Seyran'da 24 saat içiyordum. Niye namaza gideyim? Ya gidiyorum da Arapça dua ediyorum. Bir de niye namaza gideyim? Diyorlar, hareketlerimi beğenmiyorlar. Gömleğimi çıkarıyorum. Angaracı formamı giyiyorum. Tripod tutuşa bak be. Ataberk Doğan YouTube amına koyayım. Maldivler bloğu. Ananı bana sikeyim, bu nasıl tutmayı lan. Hadi gidelim. Fren tutmuyor. Selamun aleyküm. Servis beni mahvediyor ya. İnternetten kazanıyoruz değil mi? Ben işte diyorum. Abi hepimizin ortak sıkıntısı. Bizi yolda bu yaş bak 27'den yukarı kim görürse görsün. İlk soru şu oluyor. Vay Trakyalı. Merhaba abi. Ya bu internetten ne kadar kazanıyoruz amına koyayım ya. Allah aşkına. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim ha. 100 bin var mı? 50 bin. 10 bin mi? Harbi mi? Vay amına koyayım. Hep aynı muhabbet yani. Bu kadar paraya takıntılı olmamızın manası ne ya? Metin abi 50 kişiye birden aylık abonelik hediye etmiş. Teşekkürler. Nasıl? Metin abi çarşambayı siktir et. Şimdi bak. Şimdi bak izlenmeye. 3 ay oldu diyorum ya bu işlere para olduğunu. Abi sen ben Ankara gücüne 26 yıldır gidiyorum. De ki kaç para aldın de. De ki kaç para aldın de 26 yıldır. Hiç. Kaç para verdin de? Her maça gitmem 300-400 lira. Doktorlar çağırıyor. Savcı, hakim, gırtlığını, teknik hakim herkes. Polisi, askeri, emniyet müdürü herkes arayıp soruyor. Herkes baba resim çekiyor, bir çekiyor. Adam koskoca emniyet müdürü olmuş, ben de resim çekiyorum. Sen okumuşsun, 4 üniversite bitirmişsin. Sen daha üstünsün. Yani. Sen bir konumun var bir yerde. Başhekim olmuşsun, bir yerde bir müdür olmuşsun. Adam anlamıyor işte, internet öyle bir şey. Bu arada Acıbadem Hastanesi'ne buradan sevgiler. Aramızda bir tatsızlık geçti Twitter'dan. Akabinde konuştuk, hallettik. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden, alakadan dolayı bütün Acıbadem Hastanesi'ne, Acıbadem Hastanesi yetkililerine buradan teşekkürlerimi sunarım efendim. Teşekkür ederiz. Bedava check-up aldım, sesinizi çıkarmayın. Selamun aleyküm. Twitter'da bir tatsızlık, bedava check-up hediye ettiler. Ana şu yeni mi? Yeni ürünler mi geldi? Yeni ürünler geldi. Hana.
Kimse bir deneyim. Anan işin ki. Yalarım oğlum. Lak çık 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 çık. Amına kodumu. 5.000 lira lan check up. Direkt torbacı kaybede oldu. Değil mi? Bu torbacı rengi kareli. Bu da torbacı şapkası. Bu nasıl bir elbise? Cuk 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 kanki. Anan ne oldu lan? Canlıya bak bari. Ankara Gücü Süteri Ufuk 2021 kreaksiyon kardeş. Kreaksiyon kardeş. Herkese açık. Tamam. Konum bizim Onur'a gidiyorum berbere. Konum paylaşımı yapacağım. Adam o ne abi diyor. Yani bizim Angoloşlar niye böyle 1000 yıl geriden geliyor? Para kazanmayı etkinleştir. En önemli olan bu. Arkadaşlar bugün cuma. Allah izin verirse bugün cuma günü 8'de Müye Köyü'nde alkol partisi varmış. Oraya davetliyim. 12'de İzabel'e gideceğim. Allah izin verirse cuma günü 8'de... Arkadan en önemlisi o şurada yukarı abone ol butonu var. Ona basınca kritik. Oğlum hoca vaaz verdi. Cuma'ya gitmediniz mi? Abone ol diyor amına koyayım. Kafayı mı yediniz? Tabii şanım çok kritik o. Başlıyorum. Pazartesi 5'e kadar durmak yok. Kırmızı tuborga devam. Şu para gönderenleri bir söyleyelim. Şeref Tanyeri. Almanya'ya selam. Başka bir şey yok. Mesela biz Avrupa'ya göre kaç yıl gerideyiz? Bana göre 100 yıl. Yayına donate gelmeyince ben amına koyayım. Başka bir şey yok. Afganistan'da bizden 100 yıl geride. Abo adamın 200 yıl geride. Çünkü niye? Ben trafikteyim, 18 yıldır servis sürüyorum, 25-30 yıldır araba sürüyorum. Emniyet kemeri takan görmedim. Kırmızıda durmayız. Emniyet kemeri takmayız. Maskeyi zaten takmayız. Yere tükürürüz, diş fırçalamayız. Avrupa'ya... Bu arada Ankara Gücü'nün sivitleri gerçekten iyiymiş lan. Ben sivit çok, her gün farklı bir sivit giyen bir adam olarak gerçekten beğendim. Şu falan çok iyi abi. Atatürk imzalı çok iyi. Güzelmiş. Cidden beğendim lan. Taşak yapmıyor. Göre biz 100 yıl gerideyiz ya. Afganistanlar 200 yıl geride. Bizden 100 yıl geride ne yaptı? Adamlar 200 yıl geride. Adamlar niye? Uçağın kanadına bindi ya. Ne kafa yaşıyorsunuz oğlum ya? Vallahi lan. Ananı sikeyim. Allah'ım ben... Ananı sikeyim. Ananı sikeyim harbiden kulaklık gidiyordu amına koyayım. Yer sakmayayım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben Seyran Mahallarında doğma büyümeyim. Gecekondu Mahallesi'nde doğdum büyüdüm. Reklam gelir yakında merak etme. Gelse de alamıyorum kardeşim. 6 ay haftada 4 gün her story'm dolu. Parası ödenmiş bir şekilde. Beni konuşturtma amına koyarım seni. İşte bizim orada Deli Erdoğan'la benim arkadaşım vardı. Onlar Ankara Gücü maçına gidiyorlardı. 13-14 yaşında seni de götürelim dediler. Ben de gittim. Bir alıştım. Hiçbir maçını kaçırmadım. İşte buradan ta İzmir'e gidiyorum atıyorum. Gidene kadar 100 tane esnafın canını yakıyorduk. Paramız yok. Çocuğuz 17-18 yaşındayız. Hiç çalışmıyoruz. 6 ay mı? Yok lan yok. 6 gün dedim amına koyayım. Abi kulaklık iz yapmış. Oğlum mesleki dezarfasmasyon o. Ne anasını neydi lan o? Mesleki deformasyon o. Taşak geçmeyin. Bakın diyorlar ki yayıncılar çok kolay para kazanıyor. Bakın benim kafam yamuldu. Amına koyduğumun iknelerini. Bak benim kafamın burası. Görüyor musun mesleki deformasyonu? Gördün mü? Bak kafam yamuk lan. O kafamın kendisi aslında amına koyayım. İçe doğru göçük amına kavisli. Kulaklık takmaktan. 8 yıldır bu mesleği yapmaktan. Ya. Karnımız acıkıyor. Lokantlara gidiyorsun, ekmek yiyorsun, çorba içiyorsun, para vermiyorsun. Oradan bir tespih görüyorsun, alıyorsun. Yolda milletin canını yaktık. Ona buna sallama çektik, kovaladık, kavga ettik. Gittiğimiz yerlerde koltuk kırdık. Tribünlerde tuvaletleri kırdık, kapılarını kırdık, lavabolarını kırdık. Diğer takım taraflarına fırlattık. Onları kapıda gördük, dövdük, askılarını aldık. Ama şimdi düşünüyorum da, belki oralarda başımızda çok büyük işler de gelebilirdi. Öyle de bilir. Tanıdık geldi mi? Kim bu? Ayhan abi mi o? Yok Halil söyletmez amına koyayım. Kime benziyor oğlum lan? Öldürebilirdik. Bu işler boş işler. Da Ayhan abimi sikik sanki amca oğlum. Böyle ünlü tanıyor tribi olur ya. Böyle liseli kızlarda olur. Of Gökhan'ı çok özledim ya. Hangi Gökhan? Gökhan Türkmen. Amına koyayım. Okumadığımız için, mesleğimiz de olmadığı için bu bir yaşam tarzı oldu. Ayhan abimi. Bizim Ayhan abi geçen beraberdik. Bize hoş geliyordu, güzel geliyordu. Mesela Sakarya'da pazarımda sahaya girdiğimi hatırlıyorum. Girdiğimi hatırlıyorum, çıktığımı hatırlamıyorum. Ailemizi ve işimizden daha önce geliyordu. Şimdi çoluk çocuk olunca insan çocuğunu düşünüyor. Ondan sonra Ankara Gücü. Esna holigandık, harbiden deliymişiz diyor. Ankara Gücü taraftar profili biraz psikopat. Psikopat olduğu için sevilmiyoruz. Şimdi şu an Ankara Gücü'nün sayesinde ben biraz isim yaptım. Benim sen de Ankara Gücü şu an seviliyor. Sevilen bir takım. Benim çoğu arkadaşım şu an tribün lideri, amigo oldu. Allah ondan yollarını açık etsin. Benden bir yol olmadı. Bizim Ali abimiz var, liderimiz. Onun bir lafı var. Biz 40 kişiyiz, 40'ımızı birbirimizi biliriz. Yani Ankara Güçlülük artık aile, bir arkadaş oluyorsunuz. Ölene kadar da beraberiz Allah'ın izniyle. Çok iyi. Bu slot başka birinin belgeselini çekti mi bugüne kadar? Slot kanalı.
Ben görmedim de vardır yani. Herhalde. Abi tek çok patlayan bu oldu. Yok, çok başarılı bir kanal. Yani kimse tanımam etmem. Selam buradan. Gerçekten iyiler moruk. Yani bu ara bu geleneksel medya işi yani bu. Bir YouTube'a göre standardın üstünde bir belgesel bence. Ben beğendim. Millete anlatıyorum, inanmıyor. Evin önünde başlıyor resim. Yolda, Kızılay, her yer yani aklın almaz. İnterneti olan, telefonu herkes beni tanıyor. 65 yaş üzeri hariç. Bir olan geliyor, gramıyorum. Tamam diyorum, çekiniyorum. Ana hemen kuyruk uzuyor. Yarıda kesersen kuyruğu götü kalktı diyecek. Kessen ayrı, kesmesen ayrı. Bütün zamanım gidiyor. Ondan sonra gideceğim yere de geç kalıyorum. Yapacağım işi de yapamıyorum. Bu internet, bu resim, bu beni takip etti etmedi olayı. Ayhan'la resim çekindim olayı. Bu dönem böyle bir dönem, ben anlamıyorum ki. Ben diyor abi seni gezdireyim diyor. Tatile götüreyim, Avrupa'ya götüreyim diyor. Beni boşver, aileni gezdir. Ailene yap, bana yapma. Parayı buldum, geziyorum Kızılay'da. Oğlum ben bu adamı çok sevmeye başlıyorum her videosunda. Çok doğal ya, adam resmen... Ya bunu Erbaba'ya hiç söyleyemez. Adam resmen benden fotoğraf çekilmeyin kardeşim diyor. İstemiyorum diyor ya, amına koyayım. Ya bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor ya insanlarla fotoğraf çekilmek. Fazla sapa yiyor, Allah var. Şimdi bazen öyle bir yerde duruyorsun ki böyle Beşiktaş meydan gibi bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi, on beş kişi. Yanımda eşim varken falan hakikaten problem oluyor yani bazen. Ama yani öyle tek tük mesela bir AVM'de gezerken bir kişi, iki kişi, üç kişi, bir restoranda otururken iki tane garson falan, bunlar güzel şeyler bence yani. Benim hoşuma gidiyor en azından. Parayı buldun, geziyorsun diyorlar. Parayı bulsam öyle geziyorum. Çukuran para giderim. Çukuran'da böyle kafeler var ki. Çay 20 lira. Ama herkesin arabası ya Porsche ya Ferrari. Avantajı tanınıyor. Herkes benimle gezmek istiyor. Haftaki bir hafta sonra beni günde 100 kişi arıyor. Abi seni nereye götürelim? Abi ne içersin? İşte bar, kazino, pavyona gidiyorum. Benim kapıma viski alıp gelenler mi dersin? Bana evime viski gönderen mi dersin? Etil alkol. Bana literalce etil alkol geldi evime. Viski geldi kargoyla Avrupa'dan. Beni gezdiriyorlar ve alkole para vermiyor. Karı bu. Zararı da vücudum karaciğer bitik zaten. Karaciğer hapı içiyorum. Ayvasif diye. Karaciğer kötü oldu. Tamam seviliyorum. Herkes beni tanıyor, seviyor. Takip ediyor ama ben niye böyle tanınıyorum? Niye seviliyorum hiç kendime hiç demem. Çünkü ben verdiğim emeği ben biliyorum. Kahama göre video çekeyim öyle kolay değil. Ya. Ayhan abi gördün mü diyordun, ulan ne yapıyoruz ne ediyoruz, kolay değilmiş değil mi? Ya Ayhan abi ya, öyle basit değil. Gene benler ne yapıyor ki falan. İki kere, üç kere, beş kere güzel. Amına koyayım, mesleğin bu, her gün video atacaksın, her gün story çekeceksin. Aç kendini, yayın yapacaksın. Öyle yok amına kodum insanların karşısında susmak. Anlatacaksın. Anlatamadın tak takarlar götüne, başka birisi gelir yerine. İyi ne yapalım, neresi senin yerin? Burak gel abi. Fark etmez. Selamun aleyküm abi. Ben seni tanıyorum. Ya. YouTube'da mı? Instagram'da mı hızlı? YouTube'da. Muhasebe deyince efendi, içki sigara içmeyen, gözlüklü, şişman. Aklıma öyle bir insan geliyor benim. 100 tane muhasebeci değiştim, en son buna geldik. Senin işlerimiz düzgün olursa, sen benim biliyorum. Karış bana yanlış anlama, ben arabamı satmam. Satsam da YouTube'dan bir gelirim var. YouTube'da olmasa kasam açarım, manam açarım. Bana yine muhasebeci lazım. Bir şekilde size ticaretin yürüyecek. Sen bana ölene kadar lazımsın, ben de sana lazım. Aynen öyle. Artık burada yaşay gözüküyor yani. Yemin et. Sistem çok güzel. Ya ne güzel olmuş lan. Yeni mi oldu bu? Bu geçen sene başladı. Ana ben de Şahin'in ödediğim 419 lira götürme girdi diye. Biliyorum. Ekranda görebiliyoruz ve gider yazabiliyoruz. Ceren biz YouTube'dan kazandığımız paraları çekelim bir ara. Oğlum ben YouTube'dan daha para çekmedim hiç lan amına koyayım. Ne geldi ne gitti. Ceren Allah aşkına delikanlı gibi objektif bir şekilde YouTube'dan ne kadar geldiğini gösterelim mi insanlara? Bu YouTube'da para var mıymış yok muymuş? Abi gösterelim istersen ama çok şaşırırlar. Valla ben de bilmiyorum bu arada. Bu arada video... Bizim çektiğimiz video 36 dakikalık bir video. Yani YouTube'da izlenme şeyine göre. Ve 350 bin falan izlenmesi var. Merak ediyorsunuz mu? Ben bilmiyorum. Ekmek çarşısında gel. At bakayım. Ne kadar koymuşuz göte YouTube'dan. Tamam, siz videoyu devam ettirin. Tamam biz izleyelim. Vallahi ben de bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Kur'an çarpsın bak. YouTube'dan ne kazandığımızı bilmiyorum şu anda. 36 dakikalık bir video. 350 bin izlenmesi var. Çok iyi bir istatistik değil mi? 36 dakika. Çok uzun yani. Tamam atacağız. Dur gelsin. Objektif, net, şeffaf bir şekilde size göstereceğiz bakalım. Ne kadar koymuşuz göte. Beni çağırıyorsun. Kardeş bir gel şu çiğ köfteci açtım ya. Şurayı bir canlandır at diyorum. Adam hoş geldin, bir çay iç, bir çiğ köfte yemiyor demiyor bile. Hemen nasıl yapalım? Nasıl film çekelim? Nasıl çözeceğiz? Ayhan nasıl yaparız? Kaç kişi izler? Kaç kişi izler diyor. Sana ne oğlum izlesin, kaç kişi izler? Sen gelmişsin. Millet var ya öyle bir uyanık ki. Beni şey söyler. İyi bu Salah abi biliyoruz. Ankara bu ve Türkiye bunu tanıyor. Biz bu Salah'ı burada saplar geçeriz diyor. Ben de yiyorum. 41 sene bana halatır soruyor. Aramayanlar, tanıyan tanımayan. İlk sorduğu soru bu. Hadi gelmiş.
Heyecanlı mısınız? YouTuber olmak isteyenler. Oğlum YouTuber olmayın. Yayıncı olun. Oğlum yayıncı olun. Oğlum yayıncı olun. Gündelikte mi? Evet abi. Yok lan YouTube'da da güzel para varmış ama. Oo. Ama abi şöyle şimdi. Bunu neden böyle? Şimdi 36-30 dakikalık bir video ve 300 kaç bin izlemişti? 328 bin diyor. Yani bu kolay değil. Arkadaşlar yani. 338 dolar 3000 lira para almışım videodan. Ha, bunu sıfırdan başlayan bir adam 2 senede anca yapabilir YouTube'da. Çünkü çok zor bir yer. Ha, bu benim şu anda değil mi amına koyayım? Evet tam olarak ben. 3000 lira getirmiş. 3K dolar aynen 3000 amına koydum 300 doları 3000 doları nasıl çevirdin sen ya? Sen Berat Albayrak mısın? Nasıl bir ekonomi hesabı bu ya? Tövbe yarabbim. Kim abone oldu? Berat Albayrak da böyle yapıyordu hesapları herhalde. En son böyle olduk. Al işte videonun da amına koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Adım tekte her gün gözüküyor. Gece 12'de gözüküyor. Senin takipçin kaç tane şu anda? 111. Sen boşa bekliyorsun. Ayda kenara 30-40 koyarsın. Bunu yapan senin gibi şirketler varmış. Elin altında hazır reklam var. Lan ne diyor? Bilmem Sony'nin... Bu arada bu yayının kaydını silelim. Patlamayalım aynen. Ayangut 1 liraya kaydırma yapıyor. 2 liraya video paylaşıyor diyor. Aynen öyle. Bana böyle yapan şirket lazım. YouTube'dan kazandığım paranın çoğu vergiye gidiyor. Bu işte öyle bir anda olmuyor. Ya bu arada YouTube'da biz şu anda 330 dolar kazanmışız ya. Bunun %40'ı vergi haberiniz olsun. Yani benim cebime net geçen para o değil. Yani %40'ı... Yani orada vergi var. Orada bir de vergi var. Parayı bulursam hem gözümüzle görür hem de kulağınızla duyarsınız. Ayhan 3500'yi kabriye almış. Akdere, Natyon'daki... Insta'da %18 ödüyorsun abi. Ve tevkifatlıysa... Mesela 10 bin liralık mı iş? 560 da oradan veriyorsun. Her türlü... $90 milyarlık lağım basan evini satmış, çayından villa almış dersiniz. Alırım da sizden mi korkacağım? Sizden mi utanacağım? Alırım da. Yok öyle bir şey yok. 3 ayda kimsenin hayatı değişmez. Bak trend gör. Ne kazanmış Ayhan abi? 26 Temmuz 22 Ağustos arası 20 bin lira. Nasıl? Reklam bu. Faturayı kim kesmiş? Ben kesiyorum faturayı. Bak faturasını kestim. Nereye kestin faturasını? Trend yol. Trend yol değil. Bu olan bu işi nereden buluyor? İşte oradan alıyor. Senin takipçin 110 bin diyorsun. Bu kişinin takipçisi 48 bin. Bu ne diyor lan? Benim aracı olsun da %20 al diyorum. Sen buldun ya %20 sen al diyorum. Profesyonel hesaba geçiş yapman lazım. Ben mantık olarak ben diyorum ki ben bir video benim 300 lira 500 lira ben bir video mu diyorum. Videom bitti mi gidiyorum Şahin'imi yıkıyorum. Video yaratıyorum kendime. Fethiye'ye gittim. Niye? İçmek için gitmedim ki. Video için gittim. Kendine video için gittim. Yoruluyorum kardeş. Dolusun sen yorul. Yok oğlum çekmem şimdi niye çekeyim 330 dolara amına koyayım. Biraz büyüksün birisin. Büyütelim hesabı. Orada 10 bin dolar 15 bin dolar olsun. Şöyle 2 sene sonra falan o zaman çekeriz. Çekip ne yapacağım 300'ü? Çekeceğim amına koyayım. Ertesi gün rakı içmeye gideceğim. Piç oldu para. Ne gerek var? Biliyorsun vakit bulamıyorsun Ayhan abi. Şurada internetten karı kıza bakıyor adam. Beni arıyor canı sıkılıyor. Baba akşam viski içelim mi? Ben de video çekiyorum. Arabayı yıkıyorum. Çocuğumu okula yazdırdım. Paralı işe gidiyorum. Dün bir gittim bir yeri çektim. Oradan para alıyorum 500 bin lira artık paraya döndüm. Tabii. 700 tane video çektim. Bunun 699 tanesi bedava. Heh. Artık öğrendim. Artık. İsterse küçük bir ekmek bağı yiyorsun. Bundan sonra 1 lira kardeş. Aynen öyle abi. Vermiyor kimse. Dönüşe bak. Adam. Yostar'da bir süre yayını izledikten sonra atıyor. Allah Allah. Yapmaz. Biz izliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu deli mi? İki randevu aldım lan. Randevu yakacaksınız. Çay nasıl içilir? Güzel. Amının buna niye para verdiniz? Salah mısınız? Bak. Soğuk çay yapayım seni ya. Aiste. Deli mi? Bir tane salah gönderdim o da bunu getirdi. Ne tadı var ne? Abi evlenmeyi düşünürken şimdi ayrılmak üzereyiz. Şimdi bir daha evlenmeyi düşünün. Nasıl fikir amına koyayım? Bir de öyle deneyin. Bu var nasıl seçim? Sallanıyor mu abi? Sallan. Tamam niye sallanıyor? Kırık yok kardeş. Sadece ince de sallanıyor bak. Aynen. Telefonda ananı sikeyim. Benim annem 80 yaşında o bile bunun üstünü kullanıyor lan. Sen ne kadar fakirsin lan? Ya
yani. Ya bizi yapsak. Burası çok iyi. Ya, tamam da bizi yapsak bizim anamızı zikerler. Böyle bir lan mı var ya? Sen ne kadar bakirsin. Ya vallahi billahi yani bu sosyal medyanın bütün linçokları ben de mi amına koyayım ya? Beni şu an tek güldüren senin şu yayınların, iyi ki varsın. Kardeşim benim, ben her zaman olacağım. Söz veriyorum sana. Gözlerime bak bir aşk hissi. Oğlum biz bunu aldık içmiyoruz. Şunu içsene oğlum. Niye gittin para verdin? Dükkanı aldım. Dükkanı aldın da biz bunu nereye aldık? Ben bir de boydan çekeyim lütfen. Senin işin yok mu oğlum? Ama ben de hadi video çekeceğim la. İşimize bakayım. Ekmeğime bakayım. Hadi abi Allah'a emanet. Çekeyim seni de izleriz. Anne baban kızmaz mı? Yok ben. Ben tamam çekeceğim o zaman hadi. Ümmet Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Çürükçülerin tek adresi Ankara'da Şahin Doğan Kartal Spring Broadway. Bir saatlik işi 17 saatte yaptık. Normal Doğa'ya, Doğan'ın kanına göre bu sallanır zaten bak. Sallanmaz normal. Bu yatık olsa sallanmaz bu dik. Benim en kötü videom 40.000 izleniyordu. Millet beni bugün izler. Yani izler bıkar diye biliyordum. Dün bir video koydum 9.000 izlenmiş. Ya okullar açıldı millet işi gücü falan. Aynı bizim yayınların izlenmesi. Bizde düştü mü? Millet iş gücü var işte millet sabah işe gidiyor okul mokul derken. İnler çıkıyor falan. Ya ondan düştü ya da millet bıktı. Öğreniyorum. Ben videoyu mesela dik çekiyordum. Dedin abi yan çek. Bu video televizyonda ve bilgisayarda dik olunca dik gözüküyor. Yan çekince ekran büyüyor. Şöyle gözüküyor. Onu öğrendim. Sonra video çekerken durdurma olduğunu bizim lastikçi Savaş var. Onun çırağı var Suriyeli. 14 yaşında ondan öğrendim. Video çekiyordu. Videoyu dedim kapat dedim. Niye kapatak abi durdurayım dedim. Dedim oğlum durdurma özelliği var mı video dedim. Var abi dedi. Ulan bastı. Analistik. Daha yeni öğrendim. Çevremiz hep saf hep mal. Benim çevrem. Bak Huawei'm vardı 1 liralık. Kredimi ödemedim. Gittim telefon aldım. YouTube öğrendim. Beyni çalıştırıyorsun yani. Bir şeyler öğreniyorsun. Zaman harcıyorsun. 3 tane powerbank. 4 tane kablo. 4 tane kablocu. Kendimi geliştiriyorum bak. Senden gördüm. Tripodu senden öğreniyorum. Çantayı senden görüyorum. İşte görüyorum, öğreniyorum. Patates var mı? Bir de Nescafe alacağız. Hani... Ama ekmek de alacağız. Bir Nescafe Maho'ya, bir çay. Üstüne de patates ver. 10 lira tamam işte 10 liraya. Abi klasik esnaf ağzı. 10 liraya tamamla. Çok güzel adam ya. Ben çok seviyorum abi. Oradayız Maho. Maho'nun orada kalabalık. Hep aç. Hadi sağ olun, hayırlı işte. Çay var mı? Çay mı orada? Aptal almadın mı? 10 liraya tamamla. Otel mi? Patates aldım, gel yiyorsun ya lan. Hadi lan. Hadi o zaman abi. Hey lan, randevum var lan. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben de gideyim, kart var zaten, onları alacağım. Ya. Ancak yiyor, hiç sevmem. Üstüne yoğurt dökmüşler la. Mayoneze mi diyor acaba amına koyayım? Hiç akıllı yok. Ben hiçbir vasfı olmayan, küfür ederek para kazanan bir insanım diyorum. Her zaman kendimi hep böyle öz eleştiri ve doğruları söylerim. Yani kendileri beni çok büyütüyor, büyütmese bile niye anlamıyorum ben. Bizim millet mi saf, ben mi uyanık, şeytanım bilmiyor. Bizim millet gazete okumaz, kitap okumaz, internette araştırmaz yani. Dedim mi, dedim anladın mı? Şu bank, şu bankı kim icat etmiş? Niye buraya koymuş? Araştırmaz. İşte bizim millet okumayı ve araştırmayı sevmediği için, sosyal medyada boş işlerle uğraştığı için biz ünlüyüz. Kendileri... Çok iyi ya. Diyor. Yani dedim anladın mı? Başka bir ülkede olsak adam interneti araştırma için yapar. Kendi mesleğine odaklanır. Öğrendiyse okul için. Mesela ne kalp uzmanı? Kalp uykuda da atıyor. Gündüz de atıyor. Adam kalbi araştırır değil mi? Adam doktor kalbi araştırmıyor. Beni araştırıyor. Adam benim hayranım. Düşün niye? Bizim Türk insanının yapısı bu. Boş işlerle uğraşmak. Gelin lan gelsene. La bırak da ye ye. Aracımızda ayrıca kadın baskı resimine göre... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mao dediğinin masum olma ihtimali kaç? Röportaj adam. Yok bence abi. Sanayici yakınlar bayağı. Galiba sanayici ya. Bence de ya. Ha. Olabilir bu arada. Kadede çektik. Sen... Ya chat ay elinizin ayarını sikeyim. Ya %100 diyorsunuz ya %0 diyorsunuz amına koyayım. Bunun hiçbir ortası yok ya. Bu kadar yüz beyinmem ki. Şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'da ben biliyorum. Sosyal hayatı var. Maaşı da düzgün. Adam bara, kafeye gidiyor, tiyatroya gidiyor, sinemaya... Sanayici mi? He. Ben videoyu çeken masum olabilir diye düşündüm.
gidiyor, kitap alıyor, gazete okuyor, dergi okuyor. Bara gidiyor, pavyona gidiyor yani Almanya'da. Alman şey diyor, Almanları diyor. Cuma pazar ne yapıyor? Ailesiyle vakit geçiriyor. Adam dolu dolu yaşıyor değil mi 7 gündür? Sosyal medyaya gidecek zamanı var mı adamın? Yok. Haksız mıyım? Adam erken gidiyor, erken çıkıyor, yorulmuyor. Çünkü güzel maaş alıyor. Adam takılıyor 7 gün. 7 gün dolu dolu yaşadığı için adam Ayhan. Lan Ayhan'a bak, benim Ayhan'a bak, küfür ediyor. Beni izlemeye vakti yok adamın. Bizimkiler ne yapıyor? Sosyal hayat yok bizde. Para az. Adam memur 4 lira 5 lira alıyor. 2 lira ev kirası, 3 lira yemek parası, adam eksi 5 lira. İnternetsi, çocuğun okulu, karısının masrafı bizim devlet memurları eksi 5 lirayla giriyor değil mi mesela? Asgari ücret 2800 mi 2600? Ev kirası Ankara'da 2,5, 2 lira. Yemek yemeyecek mi oğlum hiç? Adamın sosyal hayatı olmak için interneti var. Bizde o yüzden takipçi sayısı ve izleme sayıları o yüzden yüksek bizde. Çünkü adamlar sosyal hayat bu. Bak adamların sosyal hayatı bu. Bizim Türkiye'de 100 kişiden 90 kişinin sosyal hayatı bu. Doğru lan. Ananı sikiyin ekmeğe geldi la. Yaptık işte, var mı? Ben de pitbull vardı üstüne, ben de yakıyordum böyle. Bu arada az önceki tespiti çok 10-10 bir tespitti bu arada ya. Evde patates bu. Yok moruk, bizim sosyal hayatımız var mı ki ya? Yani benim mesleğimden yani. Benim mesleğimden dolayı yok. Mesleğimden önce de çok ağım şağım param yoktu, borçlarım vardı. Tek sosyal hayatım şeydi. Telefondu yani. Allah'tan çocukluğumda gezmişim arkadaş ortamları, ıvırlar zıvırlar. Doğru, doğru chat. O yüzden biz böyle bir aile olduk amına koyayım. Discord'umuz 101'e gidiyor lan. Discord'a gelmeyenin ta amına koyayım. Şu an bu yayını izleyip de ünlem DC yazmayıp bizim Discord'a girmeyen tekerlektir. Arkadan isteyendir. Biz bir aileyiz amına koyayım Discord'da. Burada patates. Evet. Yangın chat, yangın chat. Evde patates, burada patates. Çay yok değil mi? Sen niye kafanı takıyorsun? Bura düzelinmez, düzelinmez. Bir dakika, şimdi akşamleyin Emin Çapak denen bir adam var, ekonomist konuşuyor. Şeyi almış eline, Merkez Bankası'nın bilançosunu almış. Merkez Bankası'nın kendi yayınladığı... Bu kadarınız gelmemiş miydi Discord'a? Güzel bir karaktersizmişsiniz ya amına koyayım. Ben de benim canım Discord ailem, yayındaki herkes orada da var diye o kadar mutluyum ki. Sabah 4'te 5'te geliyorum, kardeşlerimin hepsi orada diye. Demek yoktunuz he Discord'da. Puuu amına kodumu. Bilanço. Ne diyor abi? Eksi 39 milyar dolar. Merkez Bankası. Oo, güzel mi ya? İyi bir şey mi? İyi mi yani? Kötü bir şey. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa Merkez Bankası eksiye düşmüş. Dolar bunların ya... derdi ne? Akşam olsun içeyim. Kazino pavyona gideyim. Kim? Bunların umurunda Merkez Bankası boşaltıyor. Sikinde mi? Basana şunları. Merkez Bankası. Sikinde mi ama? Ama sayın... Ama benim için iyi. Niye biliyor musun? Niye? Ben YouTube'dan dolarla maaş alıyorum. Dolar arttı mı? Ne demek istiyor? Anlamadım ben. Sol sinyal verdim. Vurma lan! Al kardeş. Adam 2 gün uğraştı kardeş. Ne bileyim, fazla uğraştı yani. Tam altını komple sıfır yaptı. Arkadaşlar arabayı yaptırdım bir haftadır. Şimdi Kırıkkale'ye gidiyoruz Ümit kardeşimle. Ümitmiş lan. Kim ama bırak oğlum. Biri chatte yem attı, ben de amcık gibi yedim. Hem video çekiyoruz, hem belgesel, hem YouTube. Hem de Kırıkkale'ye gidiyorum, arabayı muayeneye götürüyorum. İnşallah geçecek. Geçmezse zaten yakacağım bu arabayı herhalde. Ne diyor, nereye? Nereye gidiyormuş? Kırıkkale'ye. Aa, hem de oturuyormuş. Evet, ben de muayeneye gidiyorum. Buradan geçmiyor. Geç kaldı lan. Abi güzel video ya. Adamın içini bıraktım. Taa direkt paniğe. Aşırı samim ya. Kalem de dişi. İçeri gidilmezler ki hemen. Önce yaraklar büfelek mi? Böyle bir çiçek var mı ki? Geçer mi moruk sizce bu aileden? Geçecek mi amına koyayım? Ya ama şey ama spoiler verme kanki. Spoiler verme. Verme dayı. Allah kitap aşkına vermeyin, tamam mı? Verme ama... Ver anasını sik. Ver. Tamam. Hadi. Ha 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 ha
Kaldı mı? Yok abi, o kağıdı aldıysa geçmiştir. Hiç beşi geçmediğine bakmıyorum. Daha önce işe geç kaldım. Saat 4'ü 5 geçiyor. 5'te servis alıyorum. Seni geçti mi geçmedi mi? 7 yıl sonra muayene geçti. Muayene geçti adam. Ağır kusurlar yaptırdım. 3-4 bin lira para harcadım. Sonra adamlar yazan yerlere baktılar. Kaporta, koltu, fren, biren. Zaten yeni farlar bile değişti yani. Daha ne yapayım camına koyayım? Sıfır aldım. Yalan da söylemiyoruz. Yaptırdım yaptırdım. Sıfır aldım. Sıfır. Her kabloları, hortumları. Daha bir daha Şahin'e binenin aranı satanın ta nasıl geçeyim? Saat 4.30 yarım saat Ankara'da olmam lazım. Basıyorum. Allah'a emanet olun. Lamba da yanmıyor. Geç kaldık lan. Kendi iş şansı var mı ya? Hadi gidelim. Anton Hopkins ne demiş? Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. Çok zormuş. Yani zor. Amerika'da şifre gelmez dediler, geldi. Sen yapamazsın dediler, yaptım. Sen video yükleme dediler, yükledim. Sen ne çekeceksin dediler, normal hayatımı çektim. Dediler ki abi sen 100.000 olsun. Ben 100.000 nasıl olayım kardeşim? 100.000 kişi ben nerede buldum? Ankara'da o kadar adam yok dedim. 100.000 oldum. 100.000 oldum. Herkes beni kutlarken bir ay sonra 200.000 oldum. Yeter, yeter derken. Yani olsa da olur, olmasa da olur da. Ya millet beni abartıyor. Ben gene normal bir insanım. Benim öyle bir şeyim yok ki. Bekir'den üstün değilim. Tam tersi, herkes benden üstün. Şu Hacettepe'si, doktoru, mühendisi, hakimi, savcısı, esnafı, herkes beni seviyor. Onlar benden üstün. Adam okul okumuş, 4-7 yıllık okul mezunu. Adam dokunmayayım abi diyor, sen ünlüsün diyor. Aslında onlar benden üstün. Yemin ediyorum, Allah belamı versin. Hiçbir kimseyi ne izlerim ne de severim. Hayat... Bizi falan izlemiyordur değil mi chat? Bilmiyordur bence yani. Bizi değil, Enes'i işte ya, bilmiyordur bence yani. YouTuber'ları, yayıncıları. Mesela bu adama... Ayhan abi bizi biliyor bu arada. Nereden biliyor? Biliyor abi. Biliyor muymuş? Biliyor biliyor. Harbi mi? Vallahi biliyor. Ne bileyim ben mesela hani baktığım zaman şimdi yayıncılık deyince Jaren değil mi mesela? Yani Jaren'i bildiğini düşünmüyorum mesela. Hayatım boyunca... Abi yani o kalem bir adam değil bence yani. Kendisi bir kere zaten bakmıyorum diyor. Yani? Bir kere üç kere kaset aldım. Bir, Azer Bülbül'ün kasetini aldım. İki, Musa Eroğlu. Üç de Ricky Martin. Yüllahşer Göçü'nün elindeydi yani. Yabancı müzik ben seviyordum biliyor musun? Üç kişinin kasetine para verdim. Ne kimseyi izlerim, ne de para kazandırırım, ne de kimseye böyle bir şeyim, hayranlığım olur. Şey mi? Sadece bizim Türk milleti böyle elinde telefon olduğu için insanları çok abartıyorum. Hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye köklerini kaldırıyorum. Biri de benim. Biri de ben. Ya göt kalkması ayrı bir olay ya. Mesela bende o hiç yok moruk. Yani... Ben çok sıradan bir adam görüyorum kendimi. Bana herkes diyor ki işte küfür etme. Yani senin kadar izlenip de senin kadar küfür eden kimse yok. İşte şunu yap. Kendini çok aşağılıyorsun. Mesela bugün işte yengeniz benim sabahlığıma bornoz diyor. Ben onu atıyorum kameraya. İnsanlar bana diyor ki kendini bak böyle aşağılatma. İşte sana 16-17 yaşındaki çocuklar sen saçını kestirdiğinde seninle dalga geçemezsin. La geçsin amına koyayım. Gülsün çocuk amına kodumu ya. Gülsün moruk çocuk gülsün. Derdi vardır, dersi kötüdür, parası yoktur, genç adamdır, kız arkadaşı ayrılmıştır, red yemiştir. Lan gülsün amına koyayım, niye olacak ya? Ben de buna tutuluyorum işte. Bu dedikleri, bunları söyleyenlerin hepsi benim çevrem. Ajanslar, fenomen arkadaşlarım, yayıncı arkadaşlarım. Anladın mı? Lan gül amına koyayım ya. Gül ne var ya? Küfür etme, bu kadar etme. Es kanka, işte sana XXX ekran kartını bağlayacaktık. Çok küfür ediyorsun, bağlayamıyorsun. Ya bağlama amına koyayım, benim param var, ben gider alırım o ekran kartını ya. Verecekmiş bana iki tane bedavaya ekran kartı. Aa götüne soksun amına koyayım. Benim param varsa alırım, yoksa amına koyayım. Eski yarı ekran kartıyla da oynarım ben. Ne değişiyor amına koyayım. Bir tık düşürürüm çözünürlüğü ki Allah'a şükür paramız var yani. Ya bana eva yemin billahi diyorum kanka. Bilmem ne şey sana geldi. Senin adını yazdık. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Ya kanka izlenmelerin çok güzel ama çok küfür ediyorsun. Adamlar seni istemiyor. Ya isterlerse amına koyayım. Ben onları istemiyorum amına koyayım ya. Ben sizi, siz kimsiniz lan amına kodumu? Siz sike sike bana muhtaçsınız. Ben size muhtaç değilim ki. Ankara'dan bir yer esti. Efendim alkışlar Ali abimize. A markası vermezse B markası verecek kardeşim. Verecek. Ya verecek.
Beni izleyen adamın %40'lık, %50'lik bölümü gamer, oyuna carta curta meraklı. Tamam, burada oyun sikinde olmuyor. Mesela şu an ben Valorant'a geçeceğim birazdan. Yayında 13 bin kişi mi var? 5 bin, 6 bin kişi kalacak. Yarısı sevmiyor. Çünkü adam 25-30 yaşında, 40 yaşında sikerim oyunu diyor. Biz bize biraz daha genç kesimle oturuyoruz burada. Yaş kitlesi 16 ile 23, 24, 25. Çok nadir böyle 27-28 takılacağız. A markası vermezse B markası verecek. B vermezse C verecek. X verecek amına koyayım. Vereceksin ya. Sen çünkü yeni bir ürün çıkarttığında bana ben ne pazarlayacağım? Kimle pazarlayacaksın? Bana geliyorlar. Bak deli oluyorum chat. Allah çarpsın. Reklamda ağzın kayıyor. Bir daha çek. Ya kardeşim bu benim amına koyayım ya. Sen bunu bilerek bana reklam verdin. Bu benim ya. Ya markayı zedeler. Lan niye sigarama mı verdin o zaman bana reklamı? Bir numaralı kankim. Abone yarak mı vardı geldin bana verdin? Ağzın kayıyor. Kayıyor amına koyayım. Ne yapayım? Ben istemez miyim şakır şakır konuşayım? Bay İbrahim Duran, yaş 32 reis, çok sarmıyor oyun, kusura bakma ya. Şerefim var İbrahim, şerefim var. Sıkıntı yok reis. Aşkım çay bitti be. Kardeş işte işte yemek order. Bas sana verim abi. Ultimate paketin yarın amına koyacağım amına. Yarın gelen bütün promosyon paketleri açacağız FIFA'da. Hepsini bas. Hepsini bas. Yarın alarm kurmayan da arkacıdır. Evet. Kırmızı top. Kırmızı top. Kaç için? Ben tanımıyorum babacım. Ama sazı güzel. O ne ya? Ayhan abi sana hiç yakışmadı o. Abi. Ulaş Urbacı 19 lira abi, sevdiğim kızlar reddedeyim. Şimdi ne yapmalıyım? Tavsiyeler nelerdir? Hiçbir şey yapma kardeşim. Video bitti herhalde burada.